Herkese merhaba, Magazin Noteri'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlkay Buharalı, Magazin Duyan'ı ağabeyim Ali Eyüboğlu bugün çok yakışıklı ve çok güzel bir hanımefendi bize bugün eşlik ediyor. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. 10 puanı, 10 puanı kaptın kıyafetten, puan diyelim bir kıyafette siyah beyaz. Beşiktaş mısın? Hayır değil. Yani takım tutmuyorum ama Beşiktaş'ı da, Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, bütün takımları çok seviyorum. Hepsini. O kadar alaka yani. Hepsini o kadar. Hepsini seviyorum o kadar. Ama bana yani futbolla ilgili bir şey sorsanız sınıfta kalırım. Ya kaç kişiyle oynanıyor futbol? Onu bile bilmiyorum yani. Neyse. Öyle söyleyeyim. Çok cahilim. Bu konuda özür diliyorum herkesten. Olabilir. Ama çok çok şıksınız Ali abinin dediği gibi. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şenlendi. Umarım izleyicilerimizin de öyledir. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz program boyunca. Lütfen yorumlarınızı yazın bize. İpek Kaçar'a sorularınız varsa ki mutlaka vardır. Bizim de pek çok sorumuz var. Onları da yazın. Hepsini soracağız ama. Onların sorularına şey yapmıyoruz. Es geçmiyoruz ona göre. Tabii ki. Tamam. Hazırız. Ne demek? Alarcığım sen İpek Kaçar'ı nasıl anlatırsın? Bir bize anlatır mısın? Ben İpek'i kaç herhalde yani 30 mu diyelim, evet. Kaç diyelim? 30 yani, yaşındaki insanı 30 yıldır mı tanıyorsun? Levent girişinde... Çok teşekkür ederim bu arada iltifat için. Levent girişinde CS'in üst katında mı sahne alıyordu evet, Kayahan abi? Evet, o zaman herhalde ben 19 yaşındaydım. Evet, o tarihten itibaren tanırım. Çok çayını içmişliğim vardır. Allah rahmet eylesin, Kayahan abinin bir mahallesi vardı şeyde. Neydi orası Gömeç. Gömeç'te. Oraya gidiyorduk yazın. Vay be, sen de Allah gördün rahmet yani eylesin. O muhteşem yeri. Ali Öztürk adlı bir gazeteci arkadaşım vardı sabahtan beraber. Böyle aklımız esiyordu, gidelim mi gidelim. Gidiyorduk. Gönül Köşkü'nü bir 3-4 tane villayı kapatmıştı Kayahan abi. Aşağıda teknesi falan. Güzel bir ortamdı. Sonra sıkıldı oradan. Niye sıkıldı? Yok aslında sıkılmak değil. Aslı Gönül doğunca belli bir yaşa da ulaşınca okul çağına gelince evet. Okul öncesi eğitimi için Aslı Gönül 4 yaşına geldikten sonra artık pek fazla oraya gidememeye başladık. Anaokuluna başladı Aslı Gönül. Sonra ilkokul derken hep İstanbul'daydık. Yani sırf okul nedeniyle ben dedim artık orada inzivaya çekilmedi aslında. Çok iyi besteler yaptı orada. Albümler yaptın. Kaç albüm yaptı orada? Bir stüdyo oluşmuştu. Tabii. İki albüm orada oldu. Ama tabii çocuk olduktan sonra her şey çocuklar için oluyor. Her şey onların isteklerine göre oluyor. Aslı Gönül böyle bir lafı bize emir gibi oluyor. Ben gitmek istemiyorum dediği zaman biz evet. Onun dediğini yapıyorduk. Yani bayağı Aslı Gönül 6 yaşından sonra pek gidememeye başladık ama çok güzel bir yerdir tabii ki o taraflar. Buradan oranın halkına da herkese de çok sevgilerimi iletiyorum. Hala Gömeç denince Kayahan akla geliyor. Hani ben hiç bilmiyorum ama yani uzaktan tamamen bir izleyici takipçi olarak bildiğim hemen Gömeç dedim mesela. Hala bir şey soracağım sana. Şimdi ben Kayahan'ı gerçekten hastası derecede çok seven şarkıları çocukluğumdan beri pek çok kişi gibi çok seven bir dinleyiciyim ama Kayahan sanki hep bir mesafelidir yani magazine de yani uzaktan görünüşü. Sanki insanlar da yani Kayahan'ın böyle lambur lumbur yanına gidilip yani böyle çat kapı ben geldim denilemez birisi gibi bir imajı var. Sen dedin ya biz sıkıldıkça bir Gömeç'e gidiyorduk öyle samimi miydi? Ama biz evet, samimiydik ama biz ahbap dost ilişkimiz vardı. Yani ben Kayahan abi rahmetliyim Ankara'dan İstanbul'a yeni geldiği zaman... Elmadağ'da Majestik'te çalışıyordu. Beşiktaş'ta oturuyordu. Gitarıyla elinden Elmadağ'dan Beşiktaş'a yürüdüğü günlerden tanırım. Oo, anladım. Yani o kadar eski bir hukukumuz var. Bir kere hakkını yedirmeyen, hakkını arayan çok detaycı biriydi. Dolayısıyla ben de meslek hayatımda bu konulara özen gösteren biri olduğum için ister istemez yolun kesişiyor. O derdini anlatmak için seni arıyor. Çünkü derdini anlatabileceği bir gazeteci var karşısında. Anlattığını anlayıp yazacak birisi var karşısında. Onun için iyi anlaşıyorduk. Allah rahmet eylesin Ali o zaman Harika Pazar'da çalışıyordu Ali Öztürk. O da
televizyona bir şey yapmak için. Çünkü onların Harika Pazar'da adı programı o konseptte bir şeydi. Yani genelde aile ortamına müzik ve sanat iç içe, özel yaşam iç içe böyle bir sempatik bir programdı. O nedenle gidiyorduk yazın. Ben seyahat etmeyi severim. Zaten genelde yazın o dönemde Elbis Otel'de kalıyordum Akçay'da. Yani oğlum da seviyordu, aile de seviyordu. Çok keyif alıyorduk orada. Mutlaka oraya gidince tam karşımızdaydı. Akçay'da Elbis Otel'in tam karşısında. Mutlaka her yaz bir uğradığımız oluyordu. Evet. Ne güzelmiş gerçekten. İpek o zaman bize gıcık mı kapıyordu? Bunlar da geliyor habire demli. Aa, çok sık geliyorlar. Öyle şey demli, habire demli çay istiyor. Öyle şey olur mu? Aşk olsun. Ama her oraya, zaman başımızın üstünde o yeriniz. O yapımı bir de misafirhanesini yaptırmışsınız değil mi o zaman, yani gelen giden de rahat etsin. Evet, evet. Aslında aile içindi. Benim annemler, Kayahan Bey'in ailesi, Beste çocuğuyla birlikte gelsin diye onları düşünerek yapmıştık. Vay be, muhteşem zamanlarmış. Peki bir şey daha soracağım Kayahan'ın ilk yıllarıyla ilgili. Çok benim böyle Kayahan denince yine aklımdadır. Yani Kayahan bile mi bu zorlukları yaşadı diye. İlk yıllarında bir türlü istediği şeyi yakalayamıyor. Yapımcılar ona diyorlar ki ya sen bu şarkılarla olmaz falan. Aslında çok kendine özgün bambaşka bir tarzı var. Böyle bir zorluk yaşamış mı gerçekten hayatında? Tabii çok büyük zorluklar yaşamış. Hem maddi hem manevi zamanında. Ama hiç yılmadan kendi bildiği gibi, kendi bildiği yoldan ilerleyip o zorluklar da hep onu söylerdi zaten. Bu zorluklar da benim bu şarkıları yazmamda en büyük etken, insan hayatında ne kadar zorluk yaşarsa aslında o kadar içini dökmek istiyor diye. Aslında bu şarkıların ortaya çıkmasına ve milyonların kalbine kazınmasında en büyük etki o zaman o zorlukları yaşamış olması. Aylarca uğraştığım şarkılarım var diyor. 5-6 Tabii Geceler şarkısı mesela 2 yıl uğraştığı bir şarkıymış. Ve sonra Akdeniz Uluslararası Akdeniz Akdeniz yarışmasında birinci gelen bir şarkı. Beste dalında. Çok özel şarkılar tabii ki. Çok önemli şarkılar. Herkesin kalbinde taht kurmuş şarkılar. Yani biz bunu konserlerimde de ben çok yaşıyorum. Bir İpek Açar konserleri yapıyoruz. Karışık repertuar ama tabii ki Kayahan şarkılarından da oluşan. Ama Özdemir Erdoğan şarkısı da var, Barış Manço şarkısı da var, Ajda Pekkan şarkısı da var. Yani o zamanlarda da öyle şarkı istekleri geliyor ki 1980 yılından mesela bu şarkıyı da söyler misiniz diye. Şimdi biz kaç yılındayız? Yani 1980 yılındaki şarkıyı unutmayıp kalbine kazınmış ve bunu söyler misiniz diye bir istek geldiği zaman tabii bu çok özel bir şey. Sen ne diyorsun? Ben daha doğmamıştım. Şarkıyı bilmiyorum. Yok öyle demiyorum çünkü bütün şarkıları ezbere biliyorum. Bir de benim çok gerçekleştirmeyi istediğim bir proje vardı. Kayahan şarkılarının bir senfoni orkestrası eşliğinde sunulması. Bu pazarki konser mi bu? Evet, daha önce de gene Cem Arif Trey konser salonunda gerçekleştirdik bu konseri. Şimdi bu pazarda ayın 24'ünde çok değerli Murat Karahan'la birlikte gene gerçekleştireceğiz. Şefimiz Alper Kömürcü. Çok özel, benim kalbimin çok arzu ettiği bir projeydi bu. Ve çok önemli bir ekip çalışması tabii ki. Alper'in orkestrasyonları ve şefliği çok büyük emek verdi. Onun bu projeye emek vermesi benim için ayrıca çok kıymetli, çok değerli. 3 aylık bir çalışmanın ürünü. Çok Kayahan şarkıları çünkü senfoni orkestrasına müthiş uygun şarkılar. Çünkü müzikal açıdan da çok değerli, çok önemli şarkılar. Allah nasip ederse, bu arada bir senfoni orkestrası kurdu Alper, İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası. İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde 24'ünde Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik için tüm sevenleri bekliyoruz. Buluşacağız, zaten biletlerimiz günler öncesinden tükendi. Çok yazıyorlar bana, inşallah bir yenisini daha gerçekleştiririz. Diyorlar ki İpek Hanım, koca İstanbul'da 1000 kişilik yer bilet bulamadık diye.
Hatta ben bunun Antalya'ya da, İzmir'e de, Ankara'ya da gitmesini istiyorum. Çünkü gerçekten sevenlerden çok fazla mesaj geldi. İnşallah oralara da gideriz bu projeyle. İnşallah. Yani bilet bulamayacak mı şimdi sevenler? Şu anda biletli bu pazar için maalesef ki biletlerimiz tükendi. Ama inşallah ben sosyal medya hesaplarımdan mutlaka duyuruyorum konserleri çok öncesinde. İnşallah bir sonrakinde bu sefer gelemeyenlerle buluşuruz. Beste Acar da sahneye çıkacak, öyle bir sürpriz evet, mi var? Evet, öyle de bir sürpriz var. Sizin aranız kötü, birbirinize düştünüz, davalık oldunuz diye biliyoruz. Yani çaktırmadan onu da soruyorum bak kim olacak. Evet. Ben bu konuyla ilgili o zaman da biliyorsunuz hiç sessiz kaldım, hiç konuşmadım. Çok yoğun ve derin acılar yaşandığında böyle şeyler yaşanabiliyor, oluyor ama biz onu çoktan atlattık, geride bıraktık. Beste ile çok iyi görüşüyoruz şimdi. Çok da tatlı iki tane oğlu var. Bir tanesi o ben, üniversite talebesi. O şu anda 22 yaşında. Bir de Rüzgar Alp'imiz var. O da çok şeker, çok tatlı. Allah bağışlasın. Yani olamaz böyle bir tatlılık. Çok düşkünüz birbirimize. Çok seviyor beni. Eksik olmasın. Şimdi onlarla bir çocuk şarkıları albümü de yapıyoruz. Onlarla dediniz Beste Acar'la. Beste ve Rüzgar'la birlikte. Aa. Evet, üçümüzün seslendireceği. Aranjeler gene Alper'in aranjeleri olacak. Çok yaklaştı aslında. Çocuk şarkıları albümü de çok yakında sevenlerle buluşacak. Senin haberin var mı İdal abicim? Yok. Bak bu ortaklıklarda. Ben bu tek taş dikkatimi çekti. Bu tek taş... O tek taş hangi parmakta olunca ne oluyor? Sağ parmakta olunca. Sağ parmakta olunca ne oluyor? Nişan oluyor. Nişan. Bayağı da tek taş dedin yani. Kaya gibi bir taş. Bayağı büyük bakabilirsiniz. Bayağı masrafa girmiş arkadaş. Ya. Evet. Ya ben eşimi almıştım fi tarihinde. Habire taksit ödüyordum. Hem küçücük bir şeydi.